Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SP video serimizin 3. dersindeyiz. Bu dersimizde artık Node.js'e giriş yapacağız. Daha önceki derslerimizde SP nedir? Nasıl kullanılır? SP listeye nasıl veri gönderilir? SP ile veri tabanına nasıl veri gönderilir? Ve siteden nasıl veri tabanından veri çekilir? Onları da incelemiştik. Bu dersimizde artık daha önceki derslerde yaptığımız backend kodlamasını bir kenara bırakacağız. Ve daha görsellik ağırlıklı olan Node.js'e giriş yapacağız. Node.js sayesinde arkadaşlar backend kısımlarında çok fazla yazılım bilgisine sahip olmasanız bile kendi otomasyon sistemimizi sağlayabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bu ders tabii ki Node.js'in giriş dersi olacak. Çünkü Node.js uzun bir konu ve Node.js'in dalları da çok fazla ayrılıyor. Bu dersimizde Node.js'le kısa bir uygulama yapacağız. Sonrasında arkadaşlar Node.js'i veri tabanlarına bağlayacağız. Node.js'i MQTT brokerlarına bağlayacağız. Hatta en son derslere doğru artık lokalden çıkıp service'te yani sitemizi canlıya alacağız ve o şekilde çalışmalarımızı devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Node.js'i bahsetmeden önce ilk olarak MQTT'den bahsetmek istiyorum. MQTT nedir yazdığınız zaman internette sizin karşınıza bir sürü kaynak çıkıyor. MQTT arkadaşlar makineden makineye iletişim için kullanılan standart bir mesaj protokolüdür arkadaşlar. Daha çok IoT cihazlar için kullanılır. Ancak Facebook yapısında da MQTT'yi görmek mümkündür. MQTT'nin yapısından aynı zamanda şöyle bir site buldum. Barışbaşarılmühendis.com sitesinde. Burada güzelce anlatmış. Şimdi arkadaşlar burada mantık şu şekilde olur. Bir MQTT broker olur. Ve MQTT broker'a bir tane cihazımız publish eder. Diğer cihazımız subscribe oluyor. Publish demek arkadaşlar. Bu cihazı buradaki sıcaklık verisini ESP olarak düşünün. ESP broker'a sıcaklık verisini gönderir. Yani onu publish eder. Bilgisayarımızda arkadaşlar o kısma subscribe olarak o veriyi bilgisayarımıza alır. Ayrıca tam tersi de olabilir. Yani bilgisayara veri aldıktan sonra bilgisayardan karşı tarafa veri göndererek ESP'yi de kontrol edebiliriz. Yani tek taraflı bir iletişim yerine çift taraflı iletişim de kurabiliriz. Bu dersimizde de arkadaşlar çift taraflı bir iletişim kuracağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta Node.js'i indirmemiz gerekiyor. Ardından Mosquito'yu indireceğiz. Ve ESP kodlarımızı yazarak ESP ile Node.js uygulaması gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar Node.js'i kurmak için Node.js sitesine giriyoruz. Siteye girdikten sonra aşağı kısımlarda The Run Locally kısmı var. Burada Getting Start'a basıyoruz. Ardından Run Locally'ye tekrardan basıyoruz. Burada karşımıza bir seçenek çıktı. Şöyle biraz daralayım. Burada arkadaşlar biz Windows kullanacağımız için burada Here'a basıyoruz. Kırmızı kısma. Ve bize burada ne yapmamız gerektiğini tek tek anlatıyor. Şimdi Node.js'i kullanmak için arkadaşlar ilk olarak Node.js'i kurmamız gerekiyor. Şu Node.js homepage kısmı var. Buraya bastığımız zaman bizi buraya atıyor. Ve buraya açtığımız zaman da şu üst kısımdan download'a basıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada download Node.js'i basıyorum. Burada indirmek istediğimiz yeri seçiyor. Ben 3. dersimize girerim. SP dersleri 3. ders. Ben buraya kurmak istiyorum. Kayıtta bastım. Burada arkadaşlar indirmeyi gerçekleştirdi. Node.js açıyoruz arkadaşlar. Burada kurmak için kısmında söylüyor. Ben zaten kurdum işte arkadaşlar. Burada already installed diyor. Ancak siz kurma işlemine devam ettiğiniz zaman ben buradan çıkışımı yapayım. Siz buradan arkadaşlar kurma işleminiz devam ettiğiniz zaman Node.js'i kurmuş olacaksınız. Sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Siteye tekrardan geliyoruz. Node.js site tekrardan geldik. Ve burada Running on Windows kısmı var. Burada arkadaşlar Node.js kurduk. İşte versiyon kısımlarına bakabilirsiniz. Sonrasında şu komutu cmd diye giriyorsunuz. Bunu kopyalayalım. Cmd yazdık. Burada arkadaşlar komuta bastığımız zaman ben şu an basmıyorum çünkü zaten kurulu bunlar. Size ders önceden çekmek için hepsini kurdum, hepsini hazırladım. Buradan bastığınız zaman arkadaşlar indirmeyi gerçekleştirecek. İndirdikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu kapatayım. Şu kısmı da kapatayım. Node.js'i burada açtığım için daha önceden kapattım. İndirdikten sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Şuradan Node.js'i tekrardan kapatayım. Tekrardan bir komutasını açıyoruz ve buraya Node-red yazıyoruz. Artık Node.js kullanımı hazır tamamen. Enter'a bastığımız zaman bize burada Welcome to Node.js diyor ve burada benim daha önce yaptığım işlemler için işte connect, not connect tarzı şeyler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar Node.js'e girdim. Tabi bunu burada göremiyoruz.
Burada arkadaşlar şu Enter tuşuna basıyoruz. Ve burada ben ilk olarak IP'me bakmam gerekiyor. CMD'ye girdim. ipconfig yazdım. Neymiş benim IP'm? 192.168.1.103. 192.168.1.103 yazdım. Ardından 1880 portunda çalışıyor Node-RED. Onu da 1880 yazdım. Neden şu kısımda Node-RED çıktı. Evet arkadaşlar, siteyi açtığım zaman karşıma böyle bir boş ekran çıktı. Şimdi benim çalışmalarımı yapmam için bir dashboard kurmam gerekiyor. Burada Manage Build'e basıyorum. Şu kamerayı da sağ aşağı alayım. Ardından Install'a geliyorum ve Node-RED Dashboard yazıyorum. Neden ben kurmuştum? Ancak şu en üstte yine kurmanız gerekiyor. Şu Flow with Node-RED Dashboard falan kurduğumuz zaman çalışmayabilir arkadaşlar. Ondan dolayı şu en üstteki kısmı kuruyorsunuz. Install'a bastığınız zaman zaten kurulumunu gerçekleştirecektir. Ardından sizin yanınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Daha önceden yaptığınız kısımlar mesela Dashboard 2 tarzında çıkabilir. Burada sizin Node-RED'inizin bütün komutları var. Tabii ki burada kütüphane ekleyerek daha fazla komutta sahip olabilirsiniz. Burada arkadaşlar ben ne yapacağım? Çok basitinden bir tane switch koyacağım. Koyduğum switch arkadaşlar aynı zamanda bir tane de diğer dersimizde yaptığımız gibi ESP'den integer veri göndereceğim. Switch'te arkadaşlar switch ve burada ne koyayım mesela? Bir tane chart koyayım. Bu chart ne olacak? Ben sayıyı arttırayım. Sayıyı arttırdıkça chartımız da artmaya başlasın. Şimdi arkadaşlar switch mantığı şu olacak. Ben buradan switch'e bastığım zaman ESP'de led yanacak. Ben aynı zamanda ESP'den de noktada veri göndererek chart'ta yani tabloda arkadaşlar verilerin nasıl arttığını, nasıl azaldığını görebileceğim. Şimdi arkadaşlar bunları benim MQTT'ye bağlamam gerekiyor. MQTT'ye birazdan geleceğim, değineceğim o kısımlara, Mosquito kısımlarına. Şimdi buradan arkadaşlar MQTT'yi buldum. Şimdi benim switch'im arkadaşlar ben Node-RED'den ESP veri göndereceğim için Node-RED'den out yapıyor. Ondan dolayı out kısmını seçtim. Aynı zamanda ben burada ESP'den veri göndereceğim için Node-RED'den de in yapıyorum. Yani MQTT in de kısmı aldım. Ve buradan da arkadaşlar ikisini bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu switch'te ve chart'a dashboard'a tamam gerekiyor. Ondan da üzerine basıyorum. Burada açtığınız zaman add dash new dashboard çıkacak. Aynı mantık. Ben burada home default seçtim. Kareye bastım. Bir daha tab'e bastım. Aynı şekilde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şuraya gidiyorsunuz ve burada done veya update yazıyor. Ona basıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz ve done'a bastınız. Burada switch'inizin bir dashboard oldu. Aynı şekilde chart'ınızın da dashboard olması gerekiyor. Yani burada otomatik olarak chart'ın dashboard da geliyor. Şimdi arkadaşlar MQTT bağlantılarını yapmadan önce benim bunu deploy edeyim. Tamam. Confirm dedim. Şimdi arkadaşlar burada disconnect dedi. Çünkü bağlantılarının hiçbirini yapmadık. Yanlış bağlantılar yaptık. Birazdan bu kısımlara geleceğiz. Şimdi ben bu yaptığım işlemleri yani bu eklediğim görsellikleri nerede görebilirim? Aynı şekilde 192 103 1 pardon 192 168 1 100 3 yazdım yani bir IP adresini 1880 slash UI slash yani UI demek arayüzünde arkadaşlar göreceğiz. User interface demek. Şimdi üst kısımda chart var. Yani benim gelen verilere göre bu chart artık azalacak. Alt kısımda arkadaşlar switch var. Gördüğünüz gibi chart'ta herhangi bir şey basamazken switch'e de basabiliyorum. Yani bu ne demek? Ben switch'i de arkadaşlar ESP'ye yönlendireceğim ama chart'ta sadece ESP'den veri alacağım. Tamam şimdi MQTT kısmına gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben MQTT bağlantılarımı yapmadan önce ilk olarak Mosquito'yu kurmam gerekiyor. Mosquito arkadaşlar MQTT ile çalışmanız gerekecek program. Buradan Mosquito'nun sitesine giriyorsunuz ve burada Download page'e girip basıyorsunuz. Burada arkadaşlar size indirmek istediğiniz kısmını söylüyor. Ben burada Windows için seçiyorum. İkinci dersi yine aynı şekilde indirmeye bastım. Ve bana burada indirme işlemini başlatıyor. Zaten 24 MB. Benim internet hızım çok hızlı olduğu için maşallah. Bunu şu an indirme kısmını gerçekleştiriyor. Mosquito'yu kurduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Mosquito'nun ayarlarını yapacağız. Onları da birazdan göstereceğim. Ondan sonrasında Node-RED'de Mosquito ayarlarını yapacağız. Ve ESP'nin içine kod yazarak
ESP ile Notre'de haberleştirmiş olacağız. Sonraki derslerde artık ESP ile MOSCET'e gönderdiğimiz verileri bir yerde saklamaya çalışacağız. Onların kısmında biraz daha karışık çünkü farklı saklama yöntemleri var. Onların hepsini arkadaşlar size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar indirme kısmı tamamlanıyor. İndirme tamamlandı. Ben burada install exe bastım. Ben bunu da indirdiğim için next next diyeceğim ama install'a basmıyorum. Burada install'a bastığım zaman normal şekilde indiriyor. Şimdi Moskva'yı kurduğunuz zaman çalışmayacak. Şimdi arkadaşlar burada genel listeye giriyorsunuz. Program file'a giriyorsunuz ve burada nerede o? Mosquito'yu bulmamız gerekiyor. Evet, Mosquito'yu bulduk. Şimdi arkadaşlar burada mosquito.conf dosyası var. Buna giriyorsunuz. Not defterleri çalıştırın bunu. Yalnızca bir kez diyebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar açtığınız zaman diğer ekran açıldı. Şuradan alayım bunu. Arkadaşlar burada şu kısma Listener 1883 yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda şu kısım ilk başta arkadaşlar başında şu işaret gelerek geliyor. Onu kaldırmanız gerekiyor. Yani ilk başta şu şekilde geliyor. Bunu kaldırıyorsunuz. Şimdi geri alalım. Aynı zamanda arkadaşlar Listener'ı eklemeniz gerekiyor. Listener, ben burada 1883 ekledim. Bunu herhangi bir yere koyabilirsiniz. Listener'ı en alt veya en üst fark etmez. Burada aynı zamanda Mosquito yerde yapacağınız başka işlemler için Listener'ı farklı şeyler koyuyorsunuz. Mesela 1883 Notepad için olabilir ama ben farklı bir şekilde dinleme yapacaksam mesela 8083 kullanabilirim. Bunu yapın ve kaydedin arkadaşlar. Sonrasında buradan çıkıyoruz. Şimdi bunu kaydettiğiniz zaman burada size izin vermeyebilir. Burada ne yapacaksınız? Most.conf arkadaşlar bunu kopyalayın. Masaüstünüze at. Masaüstünüze düzenleyin. Ondan sonra buradaki conf dosyasını silip buraya tekrar atın. Çünkü bazen siz burada direkt olarak program files'te Most.conf düzenlemek istediğiniz zaman izin vermiyor. Bu da aklınızda bilgi olarak kalsın. Şimdi arkadaşlar mosquito.conf dosyasını düzenlemesini yaptık. Şimdi artık tekrardan Notepad'e geleceğiz. Ama bundan öncesinde Mosquito'yu bilgisayarda aktifleştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı burada başlık menüsüne giriyoruz ve wf.msc.msc yazıyoruz. Burada güvenlik kısmına geliyoruz. Şimdi gelen kurallara girdik. Burada yeni kural diyoruz. Burada ben bound noktası seçiyorum. Sonrakine basıyorum. Burada arkadaşlar 1883 seçiyorum. 1883 seçimini dedim arkadaşlar. Zaten diğer kısımda Mosquito'yu kullanmak için 1883 yazdığımı görmüştünüz. Sonrakine basıyorum. Burada bağlantıya izin ver. Sonraki etki alanı özel yapısı. Bunları seçiyorum. Burada herhangi bir isim gelebilirsin. Yani Mosquito boşluk MQTT diyeceğim. Mosquito boşluk MQTT. Şimdi ben bunu aktifleştirmeyeceğim. Onu iptale basıyorum. Çünkü zaten daha önce aktifleştirmiştim. Şurada arkadaşlar Mosquito MQTT'yi ben daha önce aktifleştirmiştim. Burada sağ kısma geldiğimiz zaman 1883'te çalıştığını görebilirsiniz. Tamam, şimdi Mosquito işleminiz tamamlandı. Burayı kapatıyorum. Artık kısımlarla şey bitti. Şimdi ben Mosquito'yu çalıştırmam gerekiyor. Ondan da CMD'yi arkadaşlar yönetici olarak çalıştırmam gerekiyor. Buradan CD yazdım. Bir daha CD yazdım. CD Program Files. Şimdi Mosquito'ya girelim. Şimdi ben de Mosquito çalışıyordum. Yani start konumunda. Ancak bazen tekrardan stopluyorum. Sonra tekrardan start yapmam gerekiyor. On delete stop Mosquito. Yani bazen bug'a giriyor arkadaşlar. Şu an durduruluyor. Tamam, şimdi tekrar net start Mosquito'yu başlat. Tamam arkadaşlar. Mosquito başlattı. Eğer bunu yönetici olarak çalıştırmazsanız burada hata verebiliyor. Bu işlemleri yapmanız için. Yani. İzin hatası veriyor. Şimdi tekrardan geldi. Şimdi arkadaşlar tekrar Notepad'e geldik. Burada MQTT kısmı, MQTT diğer kısmı bulunuyor. Ben burada MQTT'ye basıyorum. Server'a add new MQTT broker diyeceğim. Ben daha önceden Mosquito Local'ı açtığım için ben burada Mosquito Local'ı seçiyorum. Sizde hiçbir şey olmayacak burada. Add new broker diyebilirsiniz. Mosquito Local'ı seçtim. Kaleme basıyorum. Ve burada arkadaşlar Server Report kısımları geliyor. Bunu ben daha önceden kendim girdiğim için burada yazıyor. Size burası boş olacak. Burada arkadaşlar bilgisayarınızın IP adresini yazıyorsunuz. Daha önceki derslerde dediğim gibi IP adresi aynı Wi-Fi'de olsanız bile 2-3 günde bir değişebiliyor. Aynı şekilde farklı Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman da IP adresiniz değişiyor. Olan bir ilk başlattığınızda bağlantı hataları da verebilir.
Bu kısma girin ve en kritik kısımlarındaki server kısmını yükselt. Port kısmını aynı şekilde 1883'e elimle giriyorum. Ve update diyorum, done diyorum. Yani buna bir isim verelim. MQTT. Ta ESP olsun. ESP. Out dedim. Done dedim. Buna da ESP. In diyorum. ESP'den gelen veriler bu kısma gelecek. Buna max yüksekliği veriyorum. Burada subscribe single topic seçtim. Burada aynı şekilde yine şu kısım gelecek. Ama ben monster yukarı seçtim. Şimdi aynı kısım bağlanacak. Burada 103, 1883 seçiyorum. Done diyorum. SAP disconnect dedi. Deploy. Confirm. Ve arkadaşlar artık iki tane MQTT yani nodu da bağlandı. Şimdi ben site geldiğim zaman zaten burada direkt olarak geliyor site. Şimdi arkadaşlar benim bütün işlemim tamam. Ben artık ESP kod yazacağım. Zaten orada hazır kod üzerine ilerleyeceğiz. Ve ESP'de gönderdiğim veriler sayesinde bu UI kısmında hareketleri gözlemleyeceğiz. Aynı zamanda UI'da switch aktifleştirdiğiniz zaman ESP'nin üstündeki LED'in yanıp söndüğünü göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ESP kısmını açıyorum. ESP kısmında hazır bir kod kullandım. Zaten bu kısım kodu sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi burada neden daha önceki derslerde Wi-Fi kütüphanesini tanımlamıştık. PubSub Client kütüphanesinde aynı şekilde buradan pub şöyle küçük harflerle PubSub Client yazdığım zaman burada PubSub Client kütüphanesi çıkıyor. Burada kura basacaksınız. Ben zaten kurduğum için burada bana kuruldu diyor arkadaşlar. Bunu kapatalım. Sonrasında diğer derslerde tamamen yaptığımız aynı şeyler SSID, Password ve MQTT Server kısmı. Bu MQTT Server arkadaşlar önceki dersimizde PHP'ye gönderirken IP adresi girmiştik. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar MQTT Server ismini veriyoruz ve yine bilgisayarımızın IP adresini giriyoruz. Bu da aynı şekilde 2-3 günde bir IP adresini değişecek ve bu kısımda güncellersiniz. Sonrasında arkadaşlar burada göndermek istediğim mesajları seçiyorum. Bu mesaj boyutu oluşturuyorum. Bunu ESP'den Node.js'e göndereceğim. Burada arkadaşlar Let 2 olarak tanımlıyordum. Bu da bize Node.js'ten ESP'ye gelecek komutlar arkadaşlar. Burada potansiyometre pini. Ben potansiyometre kullanmadım çünkü. Sileyim. Tamam. Seri haberleşmeyi başlattım. Ardından Wi-Fi hazırladım. MQTT Server'ı hazırladım. 1883'te haberleşeceğini ve bu IP adresine geleceğini söyledim. LED'i arkadaşlar altta çektim. Sonrasında Setup Wi-Fi kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki Wi-Fi'ye bağlanılıyor. Eğer bağlanılması böyle connect hatası veriyorum. Yani bunu sürekli olarak ekrana yazdırıyorum nokta nokta olarak. Sonrasında arkadaşlar eğer bağlanıyorsa da Wi-Fi'nin local IP'sini bize gösteriyor. Zaten bunu ilk derslerimde bahsetmiştim. Callback kısmı arkadaşlar bu kısımda ESP'den gelen ESP demişim. Node.js'ten ESP'ye gelen mesajı almak için. Ben burada arkadaşlar mesaj geldi mi gelmedi mi ona bakıyorum. Eğer geldiyse ve ESP 32 out'tan geldiyse yani benim switch'imi kontrol eden ESP 32 out'tan geldiyse ESP o out'tan geldiyse şu out ESP 32'nin ESP'sini 32'sini sileyim. O zaman arkadaşlar ben mesajı alıyorum. Eğer true geldiyse yani true demek switch açtığınız zaman bana true mesajı gönderir. Anahtarı açtığınız zaman. Ediyak. Eğer false gönderirse LED'i kapat arkadaşlar. Burada tekrardan bağlan kısmına geliyor. Burada tekrardan ESP out. ESP out'a bağlan diyor. Yani oradaki not kısmına bağlan diyor. Eğer bağlanamazsa 5 saniye bağlanamazsa hata ver diyor. Loop kısmında arkadaşlar eğer bağlanamazsa yine aynı şekilde tekrardan bağlan kısmını vermiş. Yani sürekli olarak tekrardan bağlanmaya çalışıyor. Ve client loop'u da buraya sokuyor arkadaşlar. Yani sürekli olarak bu siteyle ilgili döngüleri gerçekleştirecek. Sonrasında arkadaşlar burada milis oluşturulmuş. Milis'in amacı nedir? Arduino'da aynı anda iki tane kullanıcı çalışması sağlayan fonksiyondur. Ve burada 2 saniye yani 2000 kısmına girmiş. 2000 parametresine girmiş arkadaşlar. Ve şu anki zamandan önceki gönderilen mesaj zamanını çıkararak 2000 saniye, 2 saniye olduğunu hesaplıyor. Ben burada arkadaşlar temperature'a 1 girdim. Yani sıcaklık verisi sanki sıcaklık birim varmış gibi burada 1 girdim. En aşağı kısmında sürekli olarak her mesaj gönderildikçe arttıracağım. Ve delay'e 100 girdim. Bu mesajı bir 100'lük delay'le alsın. Burada 8'lik bir tane
oluşturalım. Bunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Ve burada DTOSTRF fonksiyonu kullandım. Bunun amacı arkadaşlar bizim temperature float veriydi. Burada yukarıda gördüğünüz gibi float. Temperature 0 girmişim. Daha şöyle yapayım. Bunu float temperature yokuşa girmesin. Burada sürekli olarak artsın. Burada arkadaşlar sürekli olarak artıyor. Daha şöyle yapalım. Bunu temperature artı artı buraya koyalım. Daha mantıklı olur. Temperature artı artı. Şunu şöyle silelim. Bunlar ağlı okumalar içinde. Burada da temperature eşittir. Sıfır diyelim, ne olacak? Sıfırdan itibaren her mesaj gönderildiğinde temperature verisi bir arttırılacak. Sonrasında siteye veri göndermek için float gönderemiyorum. Bu benim mesajı arkadaşlar. Char'a çevirmem gerekiyor. Ben burada DTOSTRF fonksiyonuyla veriyi char verisine çevirdim. Sonrasında ekrana diyorum ki benim diyorum char verim temp string. Temp string de burada. Nereye göndersin? ESP32in. Bu ESP32in değil, ESP in. ESP in. ESP'ni arkaya göndersin. Zaten burada ESP'ini biz görüyoruz. Ardından tekrar açıyorum ve burada seçiyorum. Port ne olsun? Şu an takmadım işte, görmüyor. Şimdi takıyorum arkadaşlar. Bakalım araçlar gördü mü? Hala göremedi. Şimdi görecektir diye düşünüyorum. Portumuzu gördü. Kart değil zaten. S-Bot değil. Modül Kyo değil. Kyo. Her dersinde söylüyorum zaten bunu artık. Tamam. Şimdi arkadaşlar kod atmaya geçelim. İlk kod her zaman yavaşlatılır mantığı. İlk kodumuzu biraz bekleyeceğiz. Bu sırada size bir sonraki derste ne yapacağından bahsedeyim. Bir sonraki ders arkadaşlar bu S-Bot chart kısmı var yani. Buraya biz debug ekleyeceğiz. Inject ekleyeceğiz. Inject arkadaşlar biz time step alacağız. Yani biz inject arkadaşlar mesajın geldiği zamanı alacağız. Buraya direkt olarak koyabiliriz. Debug'da da arkadaşlar gelen mesajları sağ tarafta debug kısmını açtığımız zaman, şu böceğe bastığımız zaman göreceğiz. Burada daha önceki mesajlarda benim ne yaptıklarım zaten gözüküyor. Tamam, buradan tekrar gelelim. Buradan information açalım. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bu gelen mesajı ve gelen mesaj saatini de bir tekste bağlayacağız. Aynı zamanda bir veri tabanına bağlayacağız. Böylece gelen ESP'den gelen verilerin hepsini bir yerde saklamış olacağız. Tamam arkadaşlar. ESP'ye gelelim. Kodu hala atıyor. Dediğim gibi ilk kod her zaman yavaşlatılır. Sonraki küçük değişiklikler yaptığımız zaman kodumuz daha hızlı atılacaktır. Eski sistemlemesi hala devam ediyor. Ve şimdi arkadaşlar derleme tamamlanacak. Hata verdi. Evet arkadaşlar, hatanın sebebi tamamen ESP'nin port kısmının hareket etmesiydi. Onu anlayıp hata vermiş. Şimdi tekrar taktım ve kodu attım. Şimdi arkadaşlar ESP'yi bilgisayara takacağım ve burada UI kısmında göreceğiz ne olduğunu. Zaten şimdiden gelmeye başlamıştır. Zaten şu an gördüğünüz gibi veriler gelmeye başlamış. Güzel haber. Şimdi tekrar takıyorum ve bunun arttığını göreceğim. 3.47 görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek. ESP'ye şöyle size yaklaştırayım. Ve burada switch'e bastığımız zaman mavi ışığı yanıyor. Kapattığımız zaman sönüyor. Arkadaşlar uygulama bu kadar. Tabii ki burada sadece bu şekilde düşünmeyin. Buna her şeyi ekleyebiliriz. Yani sadece burada küçük notlar değil. Biz farklı farklı mesela gauge de ekleyebiliriz. Hatta hemen ekleyeyim. Yani çok basit zaten gauge eklemesi. Şuradan gauge seçtik. Şuraya koyduk. ESP'yi de buraya bağladık. Gauge'in değerini mesela 100 yapalım. 100'e kadar çıksın. Done dedim. Deploy dedim. Hemen gösteriyorum. Burada arkadaşlar aynı zamanda gauge'i de arttırıyorum. Yani burada her şeyi ekleyebiliriz ve arayüz olarak da arkadaşlar çok hoş bir arayüzü var. Bu arayüzü de güzelleştirebilirsiniz. Böyle siz hiç yazılım kısmıyla uğraşmadan direkt olarak hazır şablonlar kullanarak hem arayüz hem de kodlama kısmını halledebilirsiniz arkadaşlar. Ders bu kadardı. Diğer derse göre kısa tutmaya çalıştım. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşürüz. Hepinize kolay gelsin diyorum.